Ne konuşuyordunuz ya siz öyle Mutlu Mesut? He? Çok mu eğleniyordunuz? Yeni bahaneniz de çocuk oldu. Oh ne güzel vallahi ya. Peri, bak bu iki etti. İki. Kızımın yanında olay çıkaramazsın. Onu üzmeye senin hakkın yok, anladın mı? Ya senin derdin Damla mı, Berin mi? Sen önce ona bir karar ver de. Hayır yani eğer aklın hala oradaysa ben seni hiç tutmayayım. Yeter artık Peri, kes. Üstüme gelme daha fazla. Alo Seko. Söyle. Damla'nın durumu nasıl? Nasıl olsun abi? Çok kötü, ağlıyor. Berin de sakinleştirmeye çalışıyor. Sen Damla'yı mı merak ediyorsun, Berin'i mi diyorum? Söylesene. Sor, çekinme ya. Sor, Berin nasılmış? Üzülüyor muymuş, ağlıyor muymuş? Ne yapıyormuş, sor. Peri. Bir müsaade edersen konuşuyoruz. Tabii tabii konuş. Hatta telefona Berin iste, onunla da konuş. Alo. Seko. Alo abi, sen müsait olunca konuşalım mı? Aynen, aynen Seko. Tamer, sen nasıl bir dert aldın başına ya? Niye kapadın ya? Rahat konuşamadın mı? Peri, daha fazla zorlama beni. Yoksa hiç görmediğin bir yüzümü göreceksin. Allah Allah. Görmüş olabilir miyim acaba daha önceden? Çünkü ben bir şeyler hatırlıyor gibiyim. O gördüklerine yenisi eklenir, o kadar söylüyorum sana. Çok korktum gerçekten. Yeter Peri, yeter! Ne oluyor? Bütün saçmalıklar bende çünkü senin karının yaptığın hiçbir şey saçmalık değil. Saçmalık yapılacaksa ben yapıyorumdur. Peki nedir senin yaptığın? Ya bırak Allah aşkına, anladık seni de. Neyi anladın Peri, neyi anladın? Sen karından vazgeçmek istemiyorum desene şuna ya. Bırak Allah aşkına. Ya Peri. Gerçi bir şey söylemene de gerek yok, gördük çünkü. Her şey gayet açık ve net. Tamam anladık, bağırma. Ya bağırırım bağırırım, sana ne? Peri bağırma artık, yeter gerçekten. Üstüme iyilik sağlık. Ne oluyor Ayşel? Ne bileyim ne oluyor? Ne oldu bunlara? Neler olmadı ki? Bir duracak mısın artık sen? Kendine gel yeter. Ben kendimdeyim. Kendine gelmesi gereken biri varsa o da sensin. Bir telefonu koşup giden de sensin. Sen asıl oraya niçin geldiğinin hesabını ver. Orada yaptıklarının hesabını ver. Sen karına yaptıklarının hesabını verebiliyor musun? Sordu mu karın onun hesabını? Soramazsın. Soramazsın çünkü duymak istemiyorsun hiçbirini. Dünden rahatsın yalanlarına. İnanmak istiyorsun çünkü. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun, o yüzden konuyu çarptırma Peri. Ya ben seni beklerken, kötü olduğumu söylediğim halde burada seni beklerken sen nasıl gidip onun yanında oturabildin ya? Nasıl durabildin? Nasıl dokunmasına izin verdin saçlarına? He? Al. Al. Hoşuna gitti değil mi? Ben de dokunayım saçlarına. Peri yapma. Al. Bırak dokunayım ya. Yapma, kötü olacak Peri. Ne olacak? Madem öyle söyledin ya bana. Korkunç yüzünle karşılaşırmışım hani. Göstersene bana. Hadi göster bana korkunç yüzünü. Korkut beni. Hadi. Peri. Hadi yap. Çıldırtma beni. Asıl sen beni çıldırtma. Anlamıyor musun ya sen? Kıskanıyorum, anladın mı? Sen olmadığın zaman, seni başkasının yanında gördüğüm zaman ben kendimi kaybediyorum. Asıl sen beni çıldırtma. Ne yapıyorsun Peri? Günaydın. Hadi kalk, Seko geliyormuş, bir iki saate buradaymış, hazırlanalım. Hadi kalk ya. Dün geceden beri Berin ne yaptı, ne etti, ne düşündü merak etmiyor musun? Ne oldu yani? Sence gerçekten güne böyle mi başlayacağız? Nasıl başlayalım ki güne? Bilmem, böyle değil. Şöyle mi başlayalım mesela? Böyle mi? Böyle mi başlayalım? Bence daha iyi. Hadi kalk. Hadi. Ben de hazırlanacağım. Kalk.
Yes, got it. Okay, I will talk to you later. Thank you. Bye. Kim? David. Amerika'daki şirketin avukatı. Amerikalı şirket. Bakayım. Anlamadım. Bir son konuşulana bakayım. Gerçekten her geçen gün şaşırtıyorsun beni. Ne kadar güzel demek ki. Her gün ilişkimizi canlı tutuyorum. Alayım. Ay, ciddi değilsin değil mi? Ne bileyim ben gelince Behrin'in İngilizce konuşmadığını. Yok artık. Var. Bu yaptığın çok ayıp bir şey. Ama için rahat edecekse bak tabii ki. Tamam bakayım o zaman. Ne oldu? Tamam affettim. Anlamadım. Kimin ne için affettin? Beni şüphelendirdiğin için seni affettim. Ya tamam biliyorum ne yapayım uf. Elimde değil tutamıyorum kendimi. Kıskanıyorum. Anla artık ya. Yok bu kadarını anlayamıyorum. Ya anlıyorsun anlıyorsun. Hatta kıskanılmak hoşuna bile gidiyor. Ya makul bir düzeydeyken evet ama bu kadar abartı bir... Tamam hadi bir daha yapmam tamam. Özür dilerim. Senin telefonun şifresi var mıydı? Yok şimdiye kadar gerek duymamıştım. İyi çok iyi bundan sonra da duymazsın. Seko Berin'in yanına gitmiş midir? Bilmiyorum yoldadır herhalde. Çok merak ediyorum ya ne olacak. Neyse seni ararlarsa bana haber verirsin aşağıdayım. Efendim Tamer Bey. Neredesin Yavuz? Ayşe Hanım bir arkadaşını ziyarete geldi Meryem Hanım'la. Onları bekliyorum. Kimmiş o arkadaş? Valla bilmiyorum. Peki tamam. Akşam seninle işim var. Tabii. Tabii efendim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yavuz aradım. Akşamı organize etmek için. Bak ben istemiyorum. Kendin veriyorsun. İçin rahat etsin diye. Ya aslında ben böyle bir şey de yapmak istemiyorum da işte içimde bir peri daha var. Aslında o beni gaza getiriyor. Sen bilirsin. Alayım bakayım ben o zaman. Evet Yavuz aramış. Aa, mesaj geldi. Banka kartınızla 350 bin liralık alışveriş yapıldı diyor. Ek kartımla. Bu alışveriş size ait değilse lütfen bankamızı arayın da diyor. Arayayım mı? Allah Allah çok enteresan yani Berin Hanım'ın da öyle bir pahalı zevkleri yok gibi ama ne aldı acaba? Çıkalım artık yukarı. Sence niye boşanmaya yanaşmıyor? Bilmiyorum Peri. Ama bak onun boşanmıyor oluşup böyle bir hoşuna mı gidiyor senin? İnce ince gururun mu okşuyor? Hoşuma gitse onca parayı niye vereyim ki? Tamam işte. O parayı gücüne tapsın diye veriyorsundur. En çok seni sevsin, seninle ilgilensin diye. Biliyor musun erkeklerin %40'ı boşandıkları eşlerine geri dönüyormuş. Ama öyle aşık oldukları için değil. Sırf kadınlar başkalarıyla olmasın, en çok onları sevsinler diye dönüyorlarmış. Hadi gel çıkalım artık yukarı. Şimdi açık açık soruyorum. Berin'in hayatına biri girse mesela, yani bunu öğrensen, Berin'i kıskanır mıydın, kıskanmaz mıydın? Sence bunu konuşmak için doğru zaman mı? Asla kıskanmam mı diyorsun, ne diyorsun? Yukarı çıkalım diyorum. Teşekkürler.
güzelmiş bu. Bak şundan yesene, bu çok güzel. Ne yapıyorsun Peri? Tamam canım, ne yapıyorum? Tabağına servis yapayım o zaman. Neyden çekiniyorsan artık. Bir şeyden çekindiğim yok. Burada birileri görür de karına haber uçurur diye çekiniyorsan. Bir ayıp oluyor misafirlerimize karşı. Aa, niye canım? Begüm beni çok eskiden bir tanır. O benim kusuruma bakmaz. Rahat olun. Seko'nun da böyle enerjisiz enerjisiz oturduğuna bakma. Normalde çok enerjik bir insandır aslında da. Demek bugünkü görevi birazcık yormuş onu. Kusura bakmayın, gerçekten biraz yorgunum. O yüzden dahil olamıyorum. Rica ederim canım. Kendisi Tamer'in boşanma işleriyle de ilgileniyor da. İşte karısının yanına gittiği zamanlarda kötü enerjiyi üstüne böyle toplayıp toplayıp geliyor. Ne oldu aşkım, boğazın mı ağrıyor? Yok, gayet iyiyim ben. Ha, iyi. Begüm, siz ne zaman tanıştınız Tamer'le? Canım, anlattım ya. Sana vekalet ederken müşterimiz oldu diye. Hmm. Öncesi yok yani. Yok, nereden olsun? Siz bankadan mı arkadaşsınız? Yok, biz Peri ile üniversiteden arkadaşız. Son sınıfta tanıştık. Bir daha da hiç ayrılmadık. Eski arkadaşlık. Öyle. Önce Peri başladı bizim bankada. Sonra ben. O müdür oldu. Ben yardımcısı. İşte şimdi de Begüm benim yerime oynuyor. O ne demek öyle Peri? Şey ya, artık ben çalışmayacağım ya. Yani yerime geçebilecek en güçlü kişi sensin, onu söylemeye çalışıyorum. Böyle şeyler bizim isteğimizde olmuyor biliyorsun. Genel müdürlük karar veriyor. Doğru söylüyorsun. Tamer Bey. Ha. Can Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Sağ olun, çok teşekkürler. Merhaba. Merhabalar, afiyet olsun. Teşekkürler. Uzun zaman oldu, basın toplantısından sonra görüşemedik. Yoğunsunuz sanırım. Aynen öyle, biraz yoğunuz. Bir program yaparız demiştik. Konuşacaklarımız var biliyorsunuz. Evet, hatırlıyorum. Tabii, yapalım lütfen. O zaman bugün sözünü alıyorum. Eşinizle beraber sizi ağırlamak isterim. Memnuniyetle. Seve seve katılırız. Bu arada tanıştırılmadık ama ben Peri. Memnun oldum hanımefendi. Masamızı geçelim mi hayatım? Afiyet olsun. Size de. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben hayatta görüşmem bunlarla. Aa, o kadını gördünüz mü ya, şaka gibi. Aa, Tamer'i gözüyle yedi bildiğin. Kadından masaya oturmadan karnını doyurdu. Gıcık. Biz vallahi her zaman buradayız. Arkadaşımızın yeri olunca. ...2010 mezunuyum. Kimya metalurjiden. Hı? Ama şu an yapmıyorum. Yani gıda, ithalat, ihracat diyelim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Pardon? Siz ne iş yapıyorsunuz diyorum. Ha, ben bankacıyım. Ben şimdi çalışmıyorum. O zaman buyurun. Teşekkürler. Haydi bakalım. İyi eğlenceler size. Ne yapıyorsun ya? Çok komik bu insanlar. Dur bir dakika. Ne yapıyorsun? Beni delirt delirt, ondan sonra ne yapıyorsun mu? Ya artık yaptın yani, ayıp falan da değil yani, bildiğin ödüklük. Ne yaptın yani, ne kadar ayıp ya. Bak peşimden gelme, çok fena olur. Ne yapıyorsun sen ha? Ne yaptığını zannediyorsun? Sadece bir gece ya. Sadece bir gece dışarı çıkıp eğlenelim dedim. Benim burnumdan getirdim. Kim kimin burnundan getirdi acaba? Ya rezil oldum arkadaşıma. Nasıl mahcup oldum biliyor musun? Ya sen böyle bir insan mısın? Bu nasıl bir ilkellik? İlkellik mi? İlkellik mi? Ulan elin dallamasıyla 40 dakika muhabbet ettin be. Dallama mı? Ya adam gayet de kibar bir adamdı ve muhabbet etmedik. Sadece iki laf ettik. Ha, kibarlığından içine düşüyordu yani senin. Ya gerçekten senin ekrana bakmaktan gözüm bozulmuş. Git bir muayene ol. Bir daha benim yanımda adamlarla böyle muhabbet etmeyeceksin. Sen de bir daha bu kadar örümcek kafalı olma. Ama ben senin niye yaptığını biliyorum bunu. Öyle mi?
Niye yapmışım peki? Söyle bakalım. Karına söylediklerim yüzünden doldun doldun geldin acısını benden çıkartıyorsun. Anlamıyor muyum ben? Aptal mıyım? Delirtme adamı. Saçmalama yani. Sırf karından boşanmak istemediğin için çıkartıyorsun sen bu kavgaları. Gerçekten saçmalamak da üstüne yok Peri. Ay sen kendi saçmalamalarına bak lütfen. Peri. Gelme peşimden. Ya ne demek gelme peşimden? Gelme demek, gelme demek. Peri. Çekil şuradan. Aç kapıyı Peri. Git başımdan. Aç şu kapıyı. Açmayacağım, rahat bırak, git. Ne demek açmayacağım? Aç şu kapıyı diyorum sana. Açmıyorum ya, git rahat bırak diyorum. Kırdırtma bana kapıyı Peri. Ne olur bana böyle şeyler yapma bir daha.